Hepinize merhaba canlarım. Bugün uzun zamandır yapmak istediğim bir içeriği sonunda yapıyorum. Tabii bu içeriği yapmak için belli şeyler lazımdı. Örnek veriyorum ki bir hava soğutma, bir de sıvı soğutma. Ki şu anda ikisine de ulaşımım olduğu için artık bu videoyu yapmamda herhangi bir engel kalmadı. Tabii şimdi bu yapacağım karşılaştırma biraz saçma gibi gelebilir. Nedenini anlatacağım. Ama öncesinde sizden bir şey istiyorum dostlarım. Bu tarz içerikleri herhangi bir sponsor olmadan yapıyorum. Ama tabii şu an açıklama kısmına falan reklam yazmışımdır mutlaka. Çünkü biliyorsunuz ki tuhaf yasal yaptırımlardan çekindiğim için bunu yapıyorum. Yoksa bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. O yüzden dostum senin bu videoyu desteklemeni istiyorum. Eğer ki daha çok bu tarz içerik görmek istiyorsan aşağıdan ufak bir vakit ayırıp kanala abone olup videoyu beğenirsen beni hem mutlu etmiş olursun, hem motive etmiş olursun, hem tatmin etmiş olursun, hem... Yeter be, kendine gel artık. Benim için önemli olan kısmı atladığımıza göre derseniz gelin videoya geçelim dostlarım. Bakalım hava soğutma mı daha iyi yoksa sıvı soğutma mı? Bunu hep birlikte görelim. İlk olarak şimdi bazı kardeşlerim diyecektir. Haklılar da, kardeşim ya 360 mm'lik bir sıvı soğutmayla neden hava soğutmayı karşılaştırıyorsun? Ki bu hava soğutma en üst seviye hava soğutma da değil. Canım öyle istedi. Yani ne yapabilirsin? Tek açıklaması bu. Yani normalde tabii ki de bu kule tipi soğutmanın dengi orta segment bir 240 mm'lik sıvı soğutma olabilir. Ama ben biraz daha işleri zorlaştırmak istedim. Bunun nedeni ise bu hava soğutma fiyatıyla ve performansıyla 360 mm'lik bir soğutucuya kafa tutabilecek noktalara geliyor gibi. O yüzden ben de dedim ki neden olmasın, neden yapmayayım. Testlerde daha iyi göreceksiniz, size de aktaracağım. İlk olarak test sisteminin birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Elimizdeki sıvı soğutma Corsair'in H150 RGB modeli. Bu model 360 mm'lik bir sıvı soğutma arkadaşlar. Fakat öyle üst seviye performanslara sahip bir sıvı soğutma değil. Corsair markasının giriş, hadi 360 mm olmasından dolayı orta segment, hani giriş orta arasında diyebiliriz buna rahatlıkla. Elimizdeki hava soğutma ise şu anda Türkiye'de en revaçta olan hava soğutmalardan biri. Thermalright'ın I celebrate World Pilots Day Peerless Assassin modeli, ki bu model 120 mm'lik 2 tane fanla geliyor. Çift kule tipi bir soğutucu. Fiyatıyla da gayet iyi noktalarda şu an. Hani almayı düşünüyorsanız, bir kule tipi soğutma arıyorsanız bakmanızda fayda var, ama bakmayabilirsiniz. Farklı alternatiflere de yönelebilirsiniz. Dediğim gibi bu video sponsorluklu değil. Bana bu mantıklı geldi. O yüzden bunu aldım. O yüzden bunun testini yapıyorum. Bunlar elimizdeki soğutucular. Peki test sistemimizin özellikleri neler? Ben açıklama kısmında mutlaka yazmışımdır, ama burada da bir ufak belirteyim. İşlemcimiz Ryzen 7 7700X. Anakartımız da Asus ROG B650E-F modeli. Bunları bildiğimize göre bilmemiz gereken son detaya geçiyorum. Arkadaşlar normalde ben bu işlemcinin performans testlerini yapmıştım. İncelemesini kanalda yayınladım. 360 mm'lik bir sıvı soğutmayla hangi dereceleri görüyor falan. Bunları stok ayarlarda sizlere sunmuştum. Stok ayarlarda hem hava soğutma hem de sıvı soğutma tam yüke girdiğinde 95.4 dereceyi görüyor. Elimizdeki 360 mm'lik sıvı soğutmayı da kullansak, hava soğutmayı da kullansak, herhangi farklı bir soğutmayı da kullansak, tabii belki çok üst düzey sıvı soğutmalarda durum biraz farklı olabilir. Ama elimde olan soğutucularda bu işlemci çoklu çekirdekte tam yüke girdiğinde 95.4'ü görüyor dediğim gibi. Ben de bu yüzden bu işlemciye bir Undervolt uyguladım. Undervolt detaylarını da açıklama kısmında vereceğim. Fakat hiç korkma dostum, yaptığım bu Undervolt kesinlikle performans kaybına sebep olmadı. Hatta performansta iyileşmeye de gittiğini söyleyebilirim. This is Elon Musk. Ryzen 7 7700X kullanıyorsan kanalı takip etmende fayda var. Çünkü bu videodan sonraki birkaç videodan herhangi birinde bu Undervolt rehberini de sizlerle paylaşacağım dostlarım. Bu sayede işlemciniz hem daha serin çalışırken hem de daha çok performans alabileceksiniz. Ama şu an konumuz bu değil. Dediğim gibi ben Undervolt ayarlarını da aşağı bıraktım. Hiçbir performans kaybımız falan yok. O konuda sıkıntınız olmasın. Ama burada soğutucuların farkını biraz görmeye başladığımız için bu Undervolt'a ihtiyaç vardı. Evet, söylemem gereken her şeyi söyledim. Çok da daha fazla konuşmanın bir anlamı, bir ehemmiyeti yok. Dilerseniz gelin ilk testlerimiz olan sentetik testlerle sonuçları karşılaştırmaya başlayalım dostlarım. İlk testimizi Cinebench R23'te yaptık. R24'te çıktı, ama şu anda R24 benim pek hoşuma gitmiyor. O yüzden R23'te yapmak istedim. Hem bu sayede diğer kaynaklarla karşılaştırmak falan isterseniz R23 çok daha fazla test sonucuna sahip şu anda. O yüzden dediğim gibi R23'ü kullandım. Kullandığımız sıvı soğutma ile birlikte işlemcimiz Cinebench R23 çoklu çekirdek testinde yarım saatte 92.4 dereceye ulaştı arkadaşlar. Ve burada frekanslarımızdan da bahsetmem gerekiyor. Çünkü frekanslarda da farklılıklar çıkıyor. Yani ufak da olsa performans değişebiliyor arkadaşlar. Sıvı soğutma kullandığımız sistemde frekanslarımız 5280 MHz'di.
Dilerseniz gelin bir de hava soğutmaya bakalım. Hava soğutma burada nasıl bir performans vermiş? Yarım saatlik bir testin sonucunda hava soğutma ise bize 94.3 derecelik bir sıcaklık veriyor dostlarım. Aradaki farka baktığımızda 1.9 derecelik, yani 2 derece diyebiliriz artık buna. 2 derecelik bir fark var. Fakat tek nokta burası değil. Burada hava soğutmayla yaptığımız testte ise frekanslarımız 5230 MHz dostlarım. Yani burada 50 MHz'lik bir frekans kaybımız var. Cinebench puanımızda ise 100-150 puanlık bir düşüş var arkadaşlar. Yani hava soğutma çoklu şekilde küplerine girdiği zaman çok ufak sayılacak olsa da böyle hafif bir thermal throttle dediğimiz olayla karşılaştık. Normalde işlemcimiz tüm çekirdeklerde 5280 MHz'de çıkabilirken 5230 MHz'lerde kaldı. Bu noktada dediğim gibi hava soğutma ufak bir thermal throttle yaptı. Ama yine de 95 dereceye ulaşmadı. Yaptığımız Underworld sonucunda bu işlemciyi hava soğutmayla 94.3 derecede tuttuk. Ve thermal throttle yaşamasına rağmen Underworld'suz haline göre daha iyi bir performans verdi. Diğer bir sentetik testimiz ise CPU-Z dostlarım. Burada yine işlemcileri hem sıvı soğutmada hem de hava soğutmada yarım saat stres altına soktum. Sıvı soğutma kullandığımız sistemde 87.4 dereceye ulaşırken hava soğutma kullandığımız sistemde 88.8 dereceye ulaştık. Yine arada 1.4 derecelik bir fark var. Burada da yine frekanslarda ufak bir oynama var anlamadığım bir şekilde. Normalde aslında 88 derecelerde throttle yapmaması lazım ama sıvı soğutmalı sistemde 5380 MHz'lere ulaşırken hava soğutmalı sistemde 5310 MHz'lerde sabitlendik. Arada yine böyle 70 MHz'lik bir fark oluştu. Yani performans olarak çok çok ufak da olsa, ya gerçekten fark edilmeyecek derecede ufak da olsa bir fark var. Sonuç olarak peki burada ne çıkarabiliriz? Cinebench R23 gibi işlemciye gerçekten saçma derecede yük bindiren bir testte aradaki fark 2 derece bile değil. CPU-Z gibi yine çoklu şekilde yük bindiren bir testte aradaki sıcaklık farkı yine 2 derece bile değil. Ama bu iki soğutucunun arasındaki fiyat farkı bu 2 dereceye göre çok çok fazla dostlarım. Yani şu anda Corsair H150'yi 4000-4500 liralara falan bulabiliyorsunuz. Fakat elimizde olan Thermalright'ın hava soğutması 1400-1500 lira bantlarında rahatlıkla bulunabiliyor. Yani bu noktada arada 3000 liralık bir fiyat farkı var fakat derecede 2 derece oynuyor. Yani ne kadar almak mantıklı, mantıksız orası size kalmış. Ben sadece elçilik görevimi yapıyorum. Sen kozmetiğe çok takıntılısındır ya da 1-2 derece bile senin için çok önemlidir. Bu noktada sıvı soğutmayı tercih edersin. Ya da kardeşim deli misiniz, 3000 lira fazladan verilip de 2 derece soğutmak için böyle saçma bir bütçe ayrılır mı da diyebilirsiniz. Bunlar dediğim gibi tamamen sizin tercihleriniz, tamamen sizin görüşleriniz. Fakat şimdi dilerseniz gelin bir de oyun testlerine bakalım. Oyun testlerinde sıcaklıklar ne alemde? Aradaki fark artıyor mu, azalıyor mu? Bunları görelim dostum. İlk oyun testimiz Cyberpunk 2077. Sol tarafta sıvı soğutma kullanılan sistemi, sağ tarafta da kule tipi soğutucu kullanılan sistemi görüyorsunuz. Ekranda işlemci kullanımı, sıcaklığı, frekansı ve kaç watt güç çektiğini de görebilirsiniz. Anlık sıcaklıkların yanı sıra benchmarkların sonucunda ortalama sıcaklıkları da ekrana ekleyeceğim. Cyberpunk'ta sıvı soğutmayla ortalama 50 derece alırken kule tipi soğutucuyla ortalama da 58.5 derece alıyoruz. Sonuca baktığımızda kule tipi soğutuculu sistem 8.5 derece daha sıcak çalışıyor. Diğer bir oyunumuz ise Forza Horizon 5. Gönül isterdi ki M8 ile yanlıyım ama karşılaştırma için aynı sahneleri kullanmak daha doğru geldi. Bu yüzden yine benchmark aracındayız. Burada işlemcimizin frekansına baktığımızda ikisi de 5500 MHz saat hızlarında çalışıyor. Yani soğutucu değişikliği oyunlarda performans kaybına sebep olmuyor. Fakat sıcaklıkta yine hatırı sayılır derecede yüksek bir fark var. Sıvı soğutmayla ortalama 49.5 derece görürken kule tipiyle ortalama 58 dereceyi görüyoruz. Cyberpunk'la aynı şekilde kule tipi soğutuculu sistem bu oyunda da 8.5 derece daha sıcak çalışıyor. Testlerim arasında işlemciyi en çok zorlayan oyun olan RDR2'deyiz. Bu oyunun işlemciye bu kadar yüklenmesinin nedeni ise fizik dostlarım. Fizik hesaplamaları işlemcimize çok fazla yük bindiriyor. Bu nedenle sıcaklıklarımız diğer oyunlara göre çok daha fazla. Fakat buna rağmen iki sistemle de ekran kartımızı tamamen besliyoruz. Herhangi bir performans kaybı yok. Sıcaklıklara baktığımızda ise sıvı soğutmalı sistem ortalamada 53.5 derecede çalışırken kule tipi soğutuculu sistem 63.5 derecede çalışıyor. Sonuçlara baktığımızda şu ana kadar en büyük fark diyebiliriz. İki sistem arasında 10 derecelik bir fark oluştu. Son olarak toksik kitlesi ve yine işlemciye yüklenmesiyle tanınan Valorant'tayız. Burada aksiyonsuz bir ortam göstermek istemediğimden ölüm kalım maçlarına girdim. O nedenle birebir aynı sahneleri yakalayamadım. Anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Testin sonuçlarına geldiğimizde ise işlemcimiz iki sistemde de 5500 MHz saat hızlarında çalışıyor. Buna bakarak iki sistemde de throttle'la karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Sıcaklık farklarına gelecek olursak sıvı soğutmalı sistemde ortalamada 53 dereceyi görürken
kule tipi soğutmalı sistemde ise sıcaklıklarımız 60,5 derece oluyor. Bu oyun özelinde de 7,5 derecelik bir sıcaklık farkı oluşuyor. Evet, oyun testlerini de gördük. Bu noktada neler söyleyebiliriz? Ryzen 7 7700X özelinde kesinlikle hava soğutma ve sıvı soğutma arasında bir performans farkı yok. Öncelikle bunu bilmenizde fayda var. Yani ikisinde de ortalama 3 aşağı 5 yukarı aynı FPS değerlerini alıyoruz. Fakat sıcaklıkta en büyük farkımız Red Dead Redemption 2'de oldu. Burada 10 derecelik bir sıcaklık farkı gördük. Hava soğutma 10 derece daha sıcak çalıştı. Fakat 10 derece daha sıcak çalışmasına rağmen bu sıcaklık 63.5 dereceydi. 63.5 derece işlemci için oldukça muazzam bir değer. Yani şöyle söyleyeyim size dostlarım. İşlemci zaten boştayken 30 ile 50 derece arasında çalışması normal olarak kabul edilirken Red Dead Redemption 2 gibi oldukça fizik barındıran bir oyunda, yani işlemcinin daha çok yüke gireceği bir oyunda 63.5 dereceler kesinlikle öyle dert edeceğiniz sıcaklıklar değil. Benim mesela bende psikolojik sınır genelde 75-80 dereceler oluyor. Eğer işlemci oralara geliyorsa böyle bana da bir daral basıyor. Ama dediğim gibi 63.5 derece. Kardeşim klima mısın sen, nasıl çalışıyorsun derim ben bu sıcaklıklara. Sana da makara yapmam, hakkınızı helal edin. O yüzden videonun sonuna gelirken de ben kendi tavsiyemi söyleyeyim. Çok büyük render işleri yapacağım şöyle böyle falan demiyorsanız ki, hatta ufak çapta render de yapacağım ben falan diyorsanız da, o konuyu da dahil ettiğim noktada dahi, hava soğutma rahatlıkla tercih edilebilir. Yani burada da gördüğümüz gibi hava soğutma noktasında öyle dağlar denizler kadar bir fark yok. Ki zaten sıvı soğutmaya yöneldiğinizde ve üst seviye modellere bakmadığınız noktada aradaki o çoklu çekirdek farkı da çok aşılmayacaktır. Giriş seviye bir sıvı soğutma alacaksanız, kaliteli bir pompaya sahip değilse, üzerinde kaliteli yüksek basınçlı fanlar olmayacaksa, ki öyle bir sıvı soğutma almak istediğinizde hani kafadan böyle 6, 7, 8, 9 bin liralara gibi fiyatları çıkarmanız gerekiyor. Eğer öyle bir şey yapmayacaksanız dediğim gibi hava soğutma oldukça mantıklı. Ama tabii burada karar sizin. Hava soğutmada gördüğünüz gibi hani kasanın içinde öküz gibi duruyor. Hem RAM, hem şimdi mesela benim RAM'leri kapattı. Ben kasanın içini göremiyorum. Ben kozmetiğe takıntılı bir adamım mesela. Hani görmem lazım, bakmam lazım. Senin kafanı o yüzden mesela hava soğutma bana pek hitap etmiyor. Ama mesela bana ne kardeşim kasadan, bana verdiği FPS önemli, bana verdiği performans önemli dersin. Kozmetik benim için zerre umurumda değil. Kasa yerin dibine batsın, yeter ki görevini yapsın falan diyor olabilirsin. Bu noktada hava soğutma da fazlasıyla seni tatmin edecektir dostum. Evet dostlarım, video buraya kadardı. Beni desteklemek isterseniz aşağıdan kanalıma abone olup bu videoya bir beğeni bırakarak bunu bana gösterebilir ve daha çok bu şekilde hem saçma hem mantıklı karşılaştırma içerikleri görebilirsiniz dostlarım. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day.